Evet arkadaşlar, merhaba. Devam ediyorum. Bir sorusu olan var mı? Geçen hafta şeyde son kısımlarda bir doğal örnekleri harika anlamda içselleştirmekten bahsediyoruz. Evet. Buradaki onların gündelik sosyal hayatını nasıl takip edip içselleştirmek, davranış kalıplarını bağlı Kur'an'da bir ayetten söz açacağım. Bununla birlikte o soruyla da bağlantılı bir şekilde açıklayacağız inşallah. Allah ölümü ve hayatı yarattı. Ta ki hanginiz daha güzel amelde bulunacak. Tabi buradaki ölümü ve hayatı yarattı. Aslında neyle ilgili? Bu dünya serüveniyle ilgili. Burada bizim var edilmemizle ilişkili bir şey değil bu. Biz daha çok bunu böyle anlarız ama aslında burada anlatılan şey var edilmemizle ilgili değildir. Bu dünyadaki ölüm ve hayat sürecinin oluşturulmasıyla ilgili bir ayettir. Yani biz bu dünya hayatında, bu dünyada ölümü ve doğumu yarattık. Yani siz bu dünyaya geliyorsunuz, doğuyorsunuz ve bir süre burada yaşıyorsunuz. Sonra da bu dünya hayatı, şu mevcut düzeydeki hayat tamamlanıyor. Buna da ölüm diyoruz. Ama asıl varlık ve hayatımız devam ediyor. Ama bu dünya sahnesinde, bu dünyadan baktığımızda bir doğum var, bir de ölüm var. Ve bu doğumla ölüm arasında bir zaman dilimi var. Peki bunun fonksiyonu ne? Yaradan'ın bizde var ettiği imkan ve kabiliyetlerin açığa çıkarılması. Bunu niçin söylüyoruz? Şunun için söylüyoruz. Uzun yıllar depresif bir hayat yaşayıp daha sonra bir farkındalıkla kendine gelen bir kadın şöyle der. Olaylar bana olmaz. Benim için olur. Yani biz olayları kendimize yapılmış şeyler, kendimize etkisi olan şeyler, kendimizi tamamlayacak veya eksiltecek olan şeyler olarak bakarsak, o zaman bu dünya çok yanlış bir konuma oturtulmuş olur. Ben çok kötü şeylerle karşılaştım. Ben çok şanssızım. Veya tam tersine kendini şanslı hisseden insanlar veya şanssız olup da başkalarını şanslı hisseden insanlar vardır. Bak şunların hayatı ne güzel. Herkesin hayatı çok güzel, bir benimki berbat. Herkes çok şanslı. Herkes istediği oluyor, bir benimki olmuyor. İşte bazıları hiç hayatta hastalık çekmiyor, ben hep hasta oluyorum. Bizim biyolojik genetiğimizde de problem var diyoruz mesela bazen, değil mi? Neden? Çünkü bu hayatın bize bir şey vereceğini veyahut da bizden bir şeyler eksilteceğini, ya bizi ihya edeceğini ya da bizi mağdur edeceğini düşünürüz. Bu şekilde baktığımızda gerçekten aslında kendi hayatımızın ve varlığımızın köküne dinamik yerleştirmiş oluyoruz. Sürekli bana karşı bir şey oluyor çünkü. Yani işte her şeyde beni buluyor mesela. Değil mi? Her şey beni bulmuş oluyor. Veya birileri çok iyi şeylerle karşılaşıyor ve mutlular. Bense çok kötü şeylerle karşılaşıyorum ve mutsuz oluyorum. Şimdi bu bakışın altında yatan şey işte bu bahsettiğimiz ayetin anlaşılmamasıdır. Yani ben ölümü ve hayatı yarattım. Ta ki kiminiz güzel yaşayasınız, yani daha mutlu, daha huzurlu yaşayasınız,
daha varlıklı yaşayasınız. Kiminiz de daha kötü, daha mağdur yaşayasınız diye bir ifade yok. Hanginiz daha güzel amelde bulunacak? Yani hanginiz kendisine konmuş olan, kendi varoluşuna yerleştirilmiş olan imkan ve kabiliyetleri en doğru, en dengeli ve yerinde şekilde kullanacak? Hanginiz doğru bir yaklaşımla yaklaşacak? Hanginiz doğru bir algıyla bakacak? Hanginiz yanlış bir algıyla bakacak? Hanginiz doğru bir algıyla bakıp uygun, dengeli davranacak, fıtratına uygun davranacak? Hanginiz yanlış bir algıya hapsolup yanlış düşünceler, duygular ve davranışlar sergileyecek? Yoksa bu dünyadaki bu hayat kimseye bir şey vermeyecek. Gerçekte de kimseden bir şey almayacak. Eğer kendimizi öyle zannediyorsak veya insanlarla ilgili böyle bir algımız varsa, mesela birileri hayatı çok güzel yaşıyor, hayat ona gülmüş ise, bize tam tersi bir şekilde şeyler olmuşsa, biz çok yanlış bir yerden bakmış oluyoruz. Çünkü hayatın, bu dünyadaki hayatın böyle bir anlamı yoktur. Ben karşılaştığım şeyleri yaratıcının bana verdiği imkan ve potansiyelin farkındalığıyla ve bilinciyle mi algılıyorum? Ve bu doğru algı üzerinden mi yaklaşıyorum? Ve bu doğru algı üzerinden mi hareket ediyorum? Yoksa tam tersini mi yapıyorum? Bütün mesele budur. Kimsenin bu dünyadan bir şey kazanacağı yok. Kimsenin bu dünyadan bir şey kaybedeceği de yok. Kazancınız, varlığınıza konan imkan ve potansiyelin açığa çıkmasıdır. Kaybınız, varlık ve potansiyelinize haksızlık edip onu kötüye kullanmanızdır. Başka hiçbir kayıp veya kazanç yoktur. Ama egomuz böyle bakmaz. Ve bu dünyanın bir şey kazandıracağını veya eğer başka türlü işlerse de bir şey kaybettireceğini düşünür. Yani hayata varlığına bir şey katacak veya varlığından bir şey eksiltecek bir süreç olarak bakar. İşte bizim bu perspektifle yaklaşmamız neticesinde yaşadığımız sorunlar bu yaklaşımın sorgulanmasıyla bitebilir. Mesela hayat bana başarılı olma imkanı vermedi diye başlarsanız cümleye, size şu ayet cevap vermez mi yani? Sen bu dünyaya başarılı olmak için mi gönderildin? Veya neyin başarılı olmasına dair bir algın var? Senin için başarılı olmak ne demek? Mesela peygamber 13 sene Mekke'de büyük zorluklar, sıkıntılar, mağduriyetler yaşadı. Ama tırnak içinde çok başarılıydı. Peki neyi başardı 13 sene? Ya şimdi böyle desek, mesela farz edin ki peygamber 13 sene geldi, Mekke'de yaşadı, işte vahiy aldı, idrak etti, tebliğ etti. 13 sene Mekke'de yaşadı ve diyelim ki işte o hicret etmeden evvel ki gece Mekkeliler onu öldürdü diyelim. Veya Medine'ye hicret ederken yolda takip ettiler ve buldular. Veya o meşhur mağarada saklanırken işte ne güvercin var ne örümcek var buldular ve katlettiler diyelim. Peygamber başarısız mı olmuş olurdu? Ne olmuş olurdu? Mesela biz onun için ne düşünürdük? Şu anki bilincinize bir soralım. Ne düşünürdük? Yani kötü bir son. Yani iyi olmadı diye düşünürdük. Neden? Çünkü kafamızda başka bir hikaye beklentisi var. Peygamber gelecek, tebliğ edecek, insanlar ona inanacak, geniş bir inanan çevresi olacak.
işte devlet de kuracak, toplum da inşa edecek, dünyaya da yayılacak, en çok inananı o olacak. O zaman sanki hikaye o zaman tamamlanıyor. Halbuki nice peygamber var, öldürülmüştür aslında. Ama bakın bizim benliğimizin yaklaşımı nedir? Hep bunun zıttına bir şeydir. Mesela peygamber 13 sene sonunda öldürülseydi başarısız görülecekti bizim tarafımızdan. Veya diyelim ki tebliğ etti ama kimse inanmadı. Çok sınırlı bir inananı oldu. Mesela dikkat edelim, biz peygamberleri bile ne kadar inananı varsa ona göre sınıflandırıyoruz. Değil mi? Tıpkı şey gibi yani. Instagram'da ne kadar takipçin varsa o kadar değerlisin, değil mi? Peki gerçek öyle mi? Yani bana ne o, ben neyle karşılaştığıma mı bakmalıyım? Nasıl karşıladığıma mı bakmalıyım? Bakın ayet diyor ki ben sizin bir şeyi nasıl karşıladığınıza bakacağım. Neyle karşılaşacağınız da sizin elinizde değil. Karşılaştırırım birçok şeyle. Neyle karşılaşacağınıza bakmayın. Neyle karşılayacağınıza dikkat edin. Neyle karşıladığınıza biraz dikkat edin. Ama biz bakın ne yapıyoruz? Aman Allah şununla karşılaştırmasın, bununla Allah kötülerle karşılaştırmasın. Yani amiyane bir tabir söyleyeceğim ama hani kusura bakma, köpeğin duası kabul olsa gökten kemik yağar diye bir laf var değil mi? Hatta bu çok anlamlı bir şeydir. Orada köpek nefse işaret eder. Yani eğer bu dualarımız kabul olsaydı hiç kötülerle karşılaşmazdık. Değil mi? Hepimiz dua etmiyor muyuz? Ya Rabbi beni kötülerle karşılaştırma. İmtihan etme demek bir şey. Böyle bir şey yok ki. Yani sen Allah'ın bu yaratılış düzleminde takdir etmediği bir şeyi arzu ediyorsun. Bu şey gibi yani. Ben geriye dönmek istiyorum. Mesela 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl geriye dönmek istiyorum. Mesela dua etseniz dönebilir misiniz? Allah geriye dönülemeyeceğini söylüyor. Öyle bir takdiri olmadığını, öyle bir sünnetullahı olmadığını söylüyor. Onun için her zaman şunu hatırlatıyorum. Yani farkında olmadan İnandığımız kitapla bizi kendisine inandıran nefsimiz arasında çok büyük bir fark vardır. En çok inandığımız şey Allah ve kitap değildir. En çok inandığımız şey nefsimizdir. Ona çok iyi inanırız. Çok inanırız. Ve aramızda çok fazla böyle su sızmaz. Nadiren arada bir çelişki olur. En çok inandığımız olur. Çünkü bizi kendisine inandırır. O yüzden terbiye olmamış bir nefsin algısına, hikayesine inanmamayı öğrenmemiz gerekir. Ama o bize ne yapmıştır? Sürekli kendisini doğrulattığı için hep şey düşünürüz. Yani doğru değil mi? Yani doğru değil mi? Ve gerçekten çok bizi inandıran bir pozisyondadır. Biz de ona çok inanan bir durumdayız. O yüzden değişim kolay kolay gerçekleşmez. Çünkü onun söylediği şeyle hakikatin bize gösterdiği şey arasında bir fark vardır. Ama bu fark çok da böyle belirgin bir şekilde gözükmez. Hatta nefsin inandığı şey kutsal kitabın inanmamızı tavsiye ettiği şeyi manipüle eder. Mesela şunu deriz. Ya işte en büyük peygamber Hazreti Muhammed değil mi? En çok ona inanan var. Demek ki başarı nedir? Sana tabi olanların sayısına bağlıdır.
Onu da manipüle ederiz. İşte bak Allah bütün peygamberlerden niye bahsediyor? Bahsetmiyor. Çünkü bazıları başarılı, diğerleri o kadar başarılı değil, o yüzden onları es geçmiş diye manipüle edebiliriz. Veya işte zengin olursan daha iyi hizmet edersin. O zaman hadi zengin olalım. Değil mi? Dolayısıyla bakın, bahsettiğimiz ayetin bize hatırlattığı en temel şey neyle karşılaştığımız değildir. Neyle karşılaştığımız önemli de değildir. Onu neyle karşıladığımızdır. Ne ile karşılıyor? Onu karşılayan kim? Ben dediğim şey nasıl bir şey? Bir insanın vefasızlığına kim karşılık veriyor? Diyeceğiz ki ben karşılık veriyorum. İşte o ben nasıl bir ben? Nasıl bir ben karşılık veriyor? Mesela çok samimi bir dostunun vefasızlığına nasıl karşılık veriyor? Kendisini çok yücelten birine nasıl karşılık veriyor? Buradaki karşılığı illa muhatabımıza söylediğimiz söz olarak algılamayın. İçeride nereye değiyor? Yani dıştaki bir olay kimin tarafından algılanıyor? O nasıl biri? Mesela biri bana beceriksiz dedi. Biri sen hayatta hiçbir şey başaramadın dedi. Bunu kim karşılıyor? O anda kim karşılıyor bunu? Kendini yetersiz, beceriksiz hisseden mi? Çocukluğunda yetersizlik yarası almış biri mi? Hayatta hep kendini mağdur hisseden biri mi? Kim bu dıştan gelen şeyi aldı? Kim işliyor ve kim tepki veriyor? Eğer bunu gözlemlemezseniz otomatik pilotta yaşamak durumunda kalırsınız. Ve otomatik pilot belli bir zamanda artık otomatize olmuştur. Esnekliğini de yitirmiştir. Hatta çok defa şunu söyleriz. Ben kendimi bildim bileli böyleyim. Veyahut da ben aslında eskiden öyle değildim ama böyle uzun zaman yaşadığım olaylar beni bu hale getirdi. Ve bakın ne deriz? Ben aslında iyi biriydim. Ama yaşadığım olaylar beni bu hale getirdi. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Sen olayların mağduru haline gelmişsin. Olaylar seni gerçekte olduğun şeyden çıkarmış. Yani sen artık fıtratında değilsin. Diyelim ki birisi kandırmış, birisi aldatmış, birisi aklınla alay etmiş, birisi suistimal etmiş, birisi reddetmiş, biri para yüzünden başkasını tercih etmiş, değil mi? Ne yaparsın? Bundan dolayı hayat tecrüben de gelişmiştir. Hayat sana çok şey öğretmiştir ve sen bir noktaya gelmişsindir. Peki dikkat edin arkadaşlar. Hayat bize bir şey öğretebilir mi? Bu mantıkla baktığımızda hayat bize bir şey öğretiyor olabilir mi? Bakın Allah bize bir şey öğretiyor. Hayat bize bir şey öğretiyor olabilir mi? Hele hele nefsinin penceresiyle bakarsan hayat sana bir şey öğretebilir mi? Öğretirse ne öğretebilir? Mesela dikkat edin, hayat bana çok şey öğretti diyen insanların sözlerini alın, ne öğretmiş? Çok kötü şeyler öğrenmişlerdir. Çok kötü. Yani insanın şunu diyesi geliyor, keşke hayattan bir şey öğrenmeseydin. Yani keşke öğrenmeseydin, çok daha iyi bir noktada olabilirdin. Neden? Çünkü bir de hayatın öğrettiği şeylerin çok doğru şeyler olduğunu, daha doğrusu öğrendiğin şeylerin hayat tarafından sana öğretildiğini ve bunların da çok önemli ve çok doğru olduğunu düşünürsün. Kimse de seni bu konuda şey yapamaz. Eleştiremez veya senin fikrini değiştiremez. Neden?
şu nedenle sen çok idealist konuşuyorsun, sen çok güzel konuşuyorsun ama hayat bildiğin gibi değil diyerek gelecek her türlü doğru anlayışı da bertaraf edersiniz. Neden? Çünkü siz güya hayatın öğrencisisiniz ya. Yani pratik hayatın öğrencisisiniz. Diğerleri, mesela benim gibiler, çok idealistçe konuşuyorlar. Ben hayatı bilmiyorum. Ayaklarım yere basmıyor. Ben hayatın ne olduğunun o kadar farkında değilim. Fil dişi kulede oturuyorum. Evet, ya da yani beni de kırmamak için sizin gibi olmak kolay değil, doğru kolay değil. Ben safım ya, o yüzden herhalde. Yok, öyle bir şey vardır yani, hani sizin gibi olmak kolay değil. Gerimle bakın, bu tür şeyler, ben kendim için söylemiyorum, hani işin şaka tarafı bir yana. Yani mesela bir kamil bir insandan bahsedilir, bir peygamberden bahsedilir, fıtratında bir insandan bahsedilir. Ya bunlar gibi olmak kolay değil. Emin olun bakın, o insana sorun, hatta bunu söylüyorsanız ki bazen söylüyoruz, kendinize dönüp bir sorun. Olmak ister misin? İçeride bir şey diyecek ki, yok yok, hani o orada kalsın, güzel o, ama ben öyle olmak istemem. Anladın mı? Neden? Çünkü içeridekinin öyle bir isteği yok aslında. İçerideki diyor ki ben hayatı daha iyi biliyorum. Ben hayatın çok iyi farkındayım. Hayat bana çok şey öğretti. O yüzden arkadaşlar tırnak içinde fıtratlarından uzak insanların size ne öğrettiğine dikkat edin. Onlar aslında bir şey öğretmiyor. Bunu öncelikle söyleyelim. Yani hayat da bize bir şey öğretmiyor aktif olarak. İnsanlar da bize bir şey öğretmiyor. Mesela bencil bir insan sana ne öğretiyor? Bencil olmayı mı öğretiyor? Seni kendi çıkarı için suistimal eden insan sana ne öğretiyor? Sana bir şey öğretemez. En fazla şunu anlarsın oradan. Ya bu insan fıtratından uzak, kendine kötülük ediyor, kendine yazık ediyor, o yüzden de böyle davranıyor. Yani bunu da illa öğrenmek için kötüyle karşılaşmanız gerekmez. Ama bakın, fıtratından uzaklaşmış insanların öğretmeniniz olması noktasında çok dikkat etmelisiniz. Onun için böyle hayat bana çok şey öğretti. Ben hayatta çok şey gördüm. Tamam, gördüm. Hayattan mı bir şey öğrendim? Yoksa alimi mutlak olan Allah'tan mı bir şey öğrendim? Fıtratında olan peygamberden mi bir şey öğrendim? Bakın, fıtratında olan insanlar, kamil insanlar bize bir şey öğretirler. Ama aslında onlar kendileriyle ilgili bir şey öğretmezler. Onlar sende olanı gösterirler. Hani bunu şöyle düşünün. Diyelim ki siz bir bilgisayar almışsınız veya bir cep telefonu almışsınız. Birisi de aynı cep telefonunu veya bilgisayarı almış ama siz kullanmayı bilmiyorsunuz. Onun nasıl işlediğini bilmiyorsunuz. Fonksiyonlarının ne olduğunu tam olarak bilmiyorsunuz. O kendi bilgisayarını veya telefonunu kullanıyor. Siz de o arada görüyorsunuz. O zaman siz aslında onun telefonunu mu, onun bilgisayarını mı öğrenmiş oluyorsunuz? Yoksa aslında kendinizde de bulunan telefon ve bilgisayarın mahiyetini mi öğrenmiş oluyorsunuz? O yüzden biz peygamberin hayatını değil, aslında kendi hayatımızı okuyor olmalıyız. Örneğin peygamberin hayatını okuduğumuzda. Hani hayatı derken şunu yapmış, buraya gitmiş, burada oturmuş, burada doğmuş, burada yaşamış anlamında değil. Yani onun aslında düşünceleri, hayata bakışı, algısı, yorumlaması, verdiği tepkiler aslında bizim kendi fıtratımızın hikayesidir.
kendi fıtratımıza dair bir şey anlatır. Bir peygamber, bir veli, bir kamil insan aslında bize kendimizi anlatır. O yüzden hiçbir peygambere veya ermişe de hayranlık duymaya gerek yoktur. Yani hayranlık güzel bir şeydir. O anlamda söylemiyorum. Şu anlamda söylüyorum. Ya böyle bir nasıl isim verelim ona? Hani böyle büyülenmiş ve kapılmış bir hayranlık anlamında hayran olmamalıyız. Ona duyduğumuz hayranlık aslında kendi fıtratımıza duymamız gereken hayranlıktır aynı zamanda. Peygamber'e duyduğumuz hayranlık kendi fıtratımıza duyacağımız bir hayranlıktır. Yani biz bir peygamberin hayatını dediğim anlamda yani onun hali, düşüncesi, anlayışı onu okuduğumuzda aslında kendimizi okumuş gibi olmalıyız. Ama nefsimiz ne diyor bize? Ya sen kim, o kim? Değil mi? E peki ayette diyor ki onda sizin için güzel örnekler vardır diyor. Peygamber şahittir, müjdecidir ve uyarıcıdır. Değil mi? Neye şahit? Neyi müjdeliyor ve neyden uyarıyor? Tabii ki o ifadelerin birçok anlamı vardır ama konumuzla ilgili anlamı şudur. Peygamber kendi fıtratına şahittir. Kendi fıtratına şahittir ve o fıtratına şahit olduğu için de fıtratına göre davranır. Ve kendi fıtratına şahit olmanın ne olduğunu da aynı zamanda bize hatırlatır. Aynı zamanda müjdeleyicidir. Neyi müjdeleyicidir? Öyle cenneti falan müjdeleyici değil. Sana Allah'ın verdiği imkan ve potansiyeli müjdeler. Bak der ki insan budur. Sen de böylesin. Sana o müjdeyi verir. Sana der ki sen bu yeryüzünde Allah'ın aziz bir misafirisin. Sen dünyanın dilencisi değilsin. Sen kim beni sevecek, kim bana değer verecek, kim beni anlayacak, nasıl daha varlıklı olabilirim, tırnak içinde varlıklı olmak neyse. Sen bunun için gelmedin. Böyle bir hikayen yok. Sen kendi fıtratının zenginliğiyle, ki o zenginliğin kaynağı nedir? Yaradandır. Sen nasıl bir hayata sahipsin? Sonsuz bir hayata sahipsin. Doğum ve ölüm arasında yaşayan bir varlık. Sen ondan gelen ve ona dönensin. Sen sonsuzsun. Bakın ne kadar müjdeleyici değil mi? Ne kadar kıymetli bir müjde. Sen bir dilenci değilsin. Sen alemin dilencisi değilsin. Bazı insanlar böyle peygamberle ilgili bazı ifadeleri eleştirir. İşte alemin efendisi. Ya tabii ki efendisi. Dilencisi mi olacak? Alemin şahidi. Onu en güzel şekilde okuyan, kavrayan, ona mahkum olmayan, Allah'ın ona verdiği idrak ve şuur ile efendilik yapan bir varlık. Peki sen alemin efendisi misin, dilencisi misin? Değil mi? Dolayısıyla bakın, peygamber nasıl bir müjdeleyici? Çok büyük bir müjdeleyici. Sana o kadar büyük bir müjde veriyor ki, seni her türlü esaretten kurtarıyor. Bilal-i Habeşi neyi öğrendi peygamberden? Bakın peygamber ona şunu demedi. Bak bir gün gelecek, emin ol, söz veriyorum, kölelikten kurtulacaksın. Özgür olacaksın. Ona böyle bir özgürlük mü vaat etti? Ki bu ayrı bir konudur. Tabii ki kölelik kötü bir şeydir. İnsanlar maddeten de özgür olmalıdırlar. Ama Bilal-i Habeşi'ye müjdelediği şey hakiki özgürlüktür. Hakiki özgürlüğü ona hatırlattığı için. Bilal-i Habeşi de bunu anladığı için peygambere inandı ve hakikati bu anlamda idrak etti.
Yoksa Bilal-i Habeşi şunu demedi, ya tamam sana şimdi inanacağız da gene falanın kölesiyiz. Hani ne yapacağız şimdi? Hani bazı insanlar şey derdi, tamam da hakikat hiçbir şeyi değiştirmiyor. Ya sen neyi değiştireceğini düşünüyorsun? Mesela hocam bir şey çok ilginç değil mi o konuda? Hani firavunlu sihirbazları bir dakikada iman ediyorlar ve o imanını şahitlere yani ölüm her türlü tehlike meydan okuyorlar. Evet. Meydan da okumuyorlar. Sadece hakikati okuyorlar. Evet. Şimdi bakın, Bilal-i Habeşi'nin orada aldığı mesajı biz bugün tam olarak alamıyoruz. Anlamıyoruz çünkü. Mesela peki Bilal-i Habeşi niye şunu sormadı veya sordu mu? Bakın bakalım, ben görmedim. Ya işte tamam da inandık. E ne oldu şimdi? Ya ne değişti? Bakın biz Kur'an'dan veya hakikatten ne bekliyoruz? Nefsimizin arzu ettiği şeyi bekliyoruz. Kur'an arkadaşlar nefsimize inmemiştir. Bunu bilelim. Nefsimize rağmen inmiştir. Ve nefsimize inmemiştir. Nefsimize inmediğini gerçek olarak sorgulamak ihtiyacınız. Eğer bakın nefsinize indiğini düşünüyorsanız Kur'an'la kuracağınız hiçbir bağlantı olmaz. Kuracağınız bağlantı da nefsinizin rengine boyanır. E Kur'an okuyayım, Kur'an okursam mesela şu düzelir mi? Kur'an okursam şu isteğim yerine gelir mi? O kadar dua ediyorum Allah benim isteğimi yerine getirmiyor. Ya senin dua etmendeki ana mana şu değil mi? Benim bir Rabbim var, her an beni görüp gözetiyor. Ben de kendimce bir şey istiyorum ama beni benden daha iyi bilen, beni koruyup kollayan, sonsuz bir hikmetle her şeyi idare eden Rabbim benim için neyin daha uygun olduğunu bilmez mi? Bilir. Ha tamam, ben de kendimce ne istediğimi söylüyorum ama son tahlilde ne yapıyorum? Sözü Hazreti İsa gibi ona bırakıyorum. Ey Rabbim, benim iradem değil, senin iraden olsun. Hani bazen olur ya böyle, çocuğumuza sorarız, ne istiyorsun söyle. O da sayar, cips, kola falan der. Anladım canım deriz. Biz ona uygun olanı veririz değil mi? Bu çocuk da akıllıysa tamam babacığım der. Eğer biraz hayratsa, ama ben bunu istiyorum, bir de bana sordun ne istiyorsun diye. Hem soruyorsun hem de almıyorsun, yapmıyorsun. Değil mi? Bu biraz farkındalığı zayıf olan bir çocuğun cevabı olur. İşte hepimiz biraz buna benziyoruz. Hem dua et diyorsun hem de o kadar dua ediyoruz, yerine getirmiyorsun. O yüzden bakın, Kur'an nefsimize inmemiştir. Nefsinize indiğini zannederseniz en son Allah'la ya açık ya gizli kavga etmek zorunda kalırsınız. Ya da böyle bir anlaşma yaparsınız ama hep anlaşmanın içinde şu vardır. Tamam, hani bükemediğin eli öpeceksin, yapacak bir şey yok. Ama yani sen de dünyada ve ahirette bir şeyler verirsin yani. Değil mi? Böyle olması lazım. Hani ne yapacaksın, değil mi? Çünkü nefsimize indiğini zannediyoruz. Nefsimize indiğini zannettiğimiz için de onun penceresinden algılıyoruz. Peki, evet, başta sorulan bir soru var. Yani peygamberlerin, başta peygamberimizin, kamil insanların hallerini nasıl içselleştireceğiz? Şimdi bu tabii ki dıştan içe doğru bir yaklaşım ile olacaktır doğal olarak. Yani önce peygamber ne demiş? Yani kamil insanlar ne demiş? Sonra ne yapmış? Ama bu yeterli mi? Hayır bakın. Ne söylemiş ve ne yapmış? Bu yeter mi? Hayır. Mesela peygamber ne demiş? Yardım edin demiş.
merhametli olun demiş. Değil mi? İşte yetimin başını okşayın demiş. Ona destek olun demiş. Vesaire. E tamam yaptım. Mesela yardım et dedi, yardım ettim. Yetimin başını okşadım. İşte desteklemeye çalıştım. Bunları yaptım. Peki oldu mu? Olmadı. Çünkü henüz ben bunları neyle yapıyorum? Benlikle yapıyorum. Benlikle yapıyorum. Ne yapacağım bir adım ilerisinde? Peygamberin bazı böyle derin diyebileceğimiz hakikatlere dair bazı sözleri vardır. Çok azdır aslında bunlar. Aslında çoktur da bize nakledilme sürecinde bir azalma olmuştur kanaatindeyim. Mesela bakın size bir örnek vereceğim. Allah'ın öyle kulları vardır ki işte cennetlik insanlar onlara imrenirler veya işte birçok insan onlara imrenir. Sorarlar bu insanlar niye böyle imrenilecek insanlar? Peygamber der ki aralarında hiçbir alışveriş ve fayda olmadığı bir halde onlar Allah'ın ruhuyla birbirlerini severler. Bakın orijinal ifade budur. Allah'ın ruhuyla birbirlerini severler. Hadisin orijinal ifadesinin tam çevirisi, literal çevirisi budur. Allah'ın ruhuyla birbirlerini severler. Mesela düşünün. Hangimiz bunu duyduk değil mi? Mesela çeviri şöyledir. Allah rızası için birbirlerini severler. Ama peygamber öyle dememiş. Öyle dese peygamber böyle diyebilirdi. Arapça buna imkan veriyor. Ama şunu diyor. Onlar Allah'ın ruhuyla birbirlerini severler. Yani ben seni seviyorum bak kıymetimi bil. Herkes sevmez. İşte ben de seni seviyorum. Ya senin gibi birini nerede bulacağım falan. Öyle bir sevgi değil. Allah'ın ruhuyla birbirlerini severler. İşte gerçekten sevmenin hakikatini bu sözü anladığımızda yaşayabiliriz. İşte tam olarak içselleştirmek böyle bir şeydir. Yani Allah peygamberi fıtratı üzere yaratmış ve ona emrolunduğun gibi dosdoğru ol demiş. Bakın söylediğim gibi de değil aslında. Emrolun ama buradaki emir kavramı sadece söz değildir. Yani bir şeyin hakikatinin gerektirdiği şekilde davran. Dolayısıyla peygamber nedir? Tam olarak fıtratında yaşayan biridir. Ama biz onun sözünü duyabiliriz. Değil mi? Okuyoruz. Nasıl da ne yaptığını da öğrenebiliriz. Ama nasıl yaptığını idrak etmek durumundayız. O bir yerde yazmıyor. Yani nasıl yaptığı bir yerde yazmıyor. Mesela peygamberimiz eşini nasıl sevmiş? Hangi şuurla sevmiş? Hangi anlayışla sevmiş? Değil mi? Çok önemli. Çocuklarını hangi anlayışla sevmiş? Nasıl bakmış onlara? Değil mi? Peygamber kendisine zulmeden hakkında ne hissetmiş? Onu hisseden bilinç nasıl bir bilinç? İşte biz diyoruz ya işte taş atılmış ama o demiş ki ya Rabbi onları affet. Şimdi tamam hadi diyelim ki sen de bunu dedin. Kendini biraz zorladın, nefsini zorladın. İşte ya Rabbi affet falan dedin. Ama içeride diyor ki affet, affet de nereye kadar? Şimdi taş atanın da suçu yok mu yani diye bir başlarsın. En son taş atana iki taş atarsın. Ve şunu dersin ama insanın canına da tak ediyor. Biri der ki sana bak ama peygamber, ya tamam da o da peygamber canım yani. Onu da tasfiye ettik, oradan da kurtulduk. Çok şükür. Kimle kaldık baş başa? Nefsimizle.
en büyük dostumuz gibi görünen ama aslında en büyük düşmanımız olan. Kendisine karşı hiç uyanık olamadığımız, devamlı bizi uyutan, güzel ninniler söyleyen nefsimizle baş başa kalırız. İşte biri seni küçümsedi mi? Ben de küçümserim. Benim nefsim yok mu? Var tabii ki, olmaz mı kardeşim? Senin süper bir nefsin var ya. Senin nefsin onun nefsinden aşağı mı kalacak yani? Değil mi? Bakın nasıl bir şey. Peki peygamber nasıl yaptı? O rağmen ahlakına sahipti. Rağmen. Yani kötüye rağmen kendi fıtratı üzere yaşadı. Mesela iyiye daha iyi ol. Kötüye de adil ol. Kötüye karşı kötü olma. Ben kötüye karşı nasıl kötü olabilirim ki? Ben kötüye karşı kötü oluyorsam demek ki benim içimden bir kötülük çıkıyor o zaman. O nereden çıkıyor peki? Ya işte onun yüzünden çıkıyor. Dur. Bak bir dur burada. Burada bir dur. Nefsini hemen temize çıkarma. İyilik hep senden geliyor. Ama kötülük karşıdan geliyor. Kur'an ne diyor? İyilik benden geliyor, kötülük senden geliyor. Bakın formüller nasıl birbirinden farklı. Şimdi nefsimize sorarsanız iyilik bizden geliyor. Hatta ben bazen iyilik Allah'tan geliyor dediğimde ya tamam da yani Allah öyle demiş de yani ben iyilik yapmasam ne olacak? Hadi yapmadım falan makul geliyor. İyilik benden geliyor o zaman. Yani iyiliği yapmama imkanım varsa değil mi? O zaman sanki iyilik benden geliyor. Kötülük hep başkalarından geliyor. Onlar beni kötü yapıyor. Onlar beni bu hale getirdi. Peki Kur'an ne diyor? İyilikler Allah'tan, kötülükler nefsinizdendir. Peki bu kadar fark nereden geliyor? Ama bakın dikkat edin. Nefis hiç de bizi uyandırmıyor. Ha. Şunu demiyor. Bak ben böyle diyorum ama Kur'an böyle diyor. Bak ben Kur'an'dan farklı düşünüyorum. Benim anlayışım Kur'an'a aykırı. Tarafını seç. Öyle demiyor. Ya böyle gider diyor yani. Kur'an bir vadide, sen bir vadide. Allah iki denizi salıvermiş. Birbirine karışmazlar. Hiç karışmıyorlar. Peki bunu bakın hiç görmüyoruz değil mi? Bu ne demek aslında? Çok güzel uyuturduğumuz anlamına geliyor. Çok güzel uyuyoruz. Hiç de uyanmıyoruz. Hafif bir uyanacak oluyoruz. Ya işte dünyada zor yani. Kolay değil tabii. Hani insan iyi olmak istemez mi? Yani, ama çok zor. Yani tırnak içinde ego şunu da. Ya, peygamber gelsin şimdi yaşasın bakalım. Değil mi? Buraya kadar gidersiniz. O yüzden kim tarafından uyutulduğumuza dikkat etmemiz gerekiyor. Kimin tırnak içinde ağzıyla konuşuyoruz? Kimin düşüncelerini dillendiriyoruz? Bakın bir insanın olgunluğunun benim kanaatim temel ve öncelikli bir ölçütü vardır. Gerçek kendisiyle nefsini ayırt edebilme becerisi. Yani biz bazı çok defa diyoruz ya böyle çok duyduğumuz bir şey işte Hazreti Ali savaşırken birisi ona hakaret etmiş, o da durmuş, ben seni öldüremem çünkü şu an nefsimde sana karşı kişisel bir kızgınlık veya öfke çıkma ihtimali var. Eğer seni o öfke ve kızgınlıkla öldürürsem katil olurum. Şimdi bakın ne var burada? Ayırabilme becerisi var. Ayırabilme becerisi.
Yoksa böyle öfkelenip işte bende Allah'ın celali var. Ya hem Allah'a iftira atıyorsun, hem celal ismini karalıyorsun, hem nefsini temize çıkarıyorsun. Yani nereden baksam büyük bir cehalet. Allah'ın celali var. Sen önce bir şey ol, sıfır noktasına gel, sonra başına bir konduğunda o on olsun. Allah'ın celalini sergilemen için senin nefsinde bir celal olmaması gerekir. O zaman Allah'ın celali sana yansır, sen de yansıtırsın. Ama Allah'tan gelen celal içeride nefsin 40 tane hikayesiyle döndürülüyor. Bir sürü katkı maddesi katılıyor değil mi? Organik bir celal değil. Bir sürü şey katılıyor. Ondan sonra sen güya celal gösteriyorsun. Sen benim kim olduğumu biliyor musun diye başlıyorsun. O da Allah'ın celali oluyor. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Dolayısıyla evet, peygamberimizin sözlerini iyi anlamaya çalışacağız. Ne yaptığını da idrak etmeye çalışacağız. Ama asla bununla yetinmeyeceğiz. Yani sufilerin ifadesiyle tasavvuf peygamberin kavliyle, ameliyle ve haliyle ahlaklanmaktır. Bakın, kavli, fiili ve hali. Kavli var, yani sözü var, fiili de var. Ama bunlar asla yetmez. Hali olmak durumunda. Mesela düşünün, bakın düşünün, bir peygamber, yani o kadar büyük gayret göstermiş, çaba göstermiş diye görülüyor. İşte birçok insanın hayatına tırnak içinde dokunmuş, onları manen kurtarmış. Ama ölümüne yakın diyor ki, üzerinde benim üzerimde birisinin hakkı var mı diye soruyor. Birisinin hakkı var mı? Belki farkında olmadan kötü bir söz söylemiş olabilirim, incitmiş olabilirim, kırmış olabilirim, zarar vermiş olabilirim. Kimin benim üzerimde hakkı varsa onu lütfen söylesin diyor. Şimdi biz bunu mesela düşünün, mesela çocuğunuza karşı bunu söyler misiniz mesela? Diyelim ki hatta hiç çocuğunuza bildiğiniz kadarıyla hiçbir yanlışınız olmamış. İşte çocuğunuzu doğduğu zamandan beri bakmışsınız, beslemişsiniz anne olarak, baba olarak falan. Mesela aklınıza şu gelir mi? Ya çocuğuma diyeyim ki evladım bak, hani benim üzerimde bir hakkın olabilir. Varsa söyle. Mümkünse elimden geliyorsa bunu gidereyim. Değilse beni bağışla. Değil mi? Bunu diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Neden? Bakın sözel olarak demekten de bahsetmiyorum. Çünkü öyle bir algımız yok ki ya. Babayım ben, anneyim ya. Yani onun mu benim üzerimde hakkı var, benim mi onun üzerimde hakkım var? Değil mi? Ama bakın peygamberin onlar üzerinde hiçbir hak iddiası yok. Hatta bu şudur yani, benim sizin üzerinde bir hakkım varsa o da Allah'ın size benim vesilemle ulaştırdığı mesaja uygun davranmanızdır. Yoksa peygamber kişisel olarak hiçbir hak talep etmiyor. Neden? Çünkü hiçbir hakkı yok, hiçbir kişisel hakkı yok ki. O yüzden dikkat edin, peygamberle ilgili ne deniyor? Sizden hiçbir şey talep etmeyen peygambere tabi olun. Bu talep etmeyen para, mal, mülk, sosyalik değil. Yani o sizden ne talep edebilir ki? Çünkü onda görünen hiçbir şey ona ait değil. O da bunu çok iyi biliyor. Bunun idrakinde. O sizden o yüzden bir şey talep etmiyor. Mesela biz bazen deriz, bak ben senden hiçbir şey talep etmiyorum. Hiçbir şey, ne para ne bu. Bir saygı ya, bir saygı.
Oradan zaten başlıyor o saygı. Sonra alıp yürüyor zaten. Niye bu şimdi? Değil mi? Çünkü egomuz iyiliği kendinden biliyor. O yüzden de hak sahibi olduğuna inanıyor. Peki ben böyle düşünürsem, böyle bir haldeysem peygamberi nasıl anlayabilirim ki? İsterse bütün ömrüm boyunca iyilik yapayım. İnsanlara iyilik yapıyor oluyor. Afrika'da kuyu açayım. Bilmem nerede açları doyurayım. Ne yaparsam yapayım. Onun halinden bir nebze payım yoksa ben peygamberi takip edememişim demektir. Onun için orada dikkat etmemiz gereken şey tabii ki peygamberimizin sözleri önemlidir. Tabii ki fiilleri önemlidir. Tabii ki örnek almalıyım. Ama hepsinden daha önemlisi onun halidir. O hal, dediğim gibi bazı sözlerde onların izini, o halin izini bulabilirsiniz. Ama çoğunlukla Allah'ın bir lütuf ve Ya Rabbi beni peygamberin haline ulaştır. Veya mesela şöyle bir dua bir peygambere. Ey Allah'ın Resulü dua et. Dünyayı Allah'ın gördüğü gibi göreyim. Diyor, yok diyor, öyle değil. Sen diyor şöyle dua et. Dünyayı peygamberinin gördüğü gibi göreyim. Çünkü mutlakın nazarında dünya yoktur ki. İzafi düzeyde nasıl olduğunu peygamber görüyor. Dolayısıyla mesela ne güzel bir dua değil mi? Ya Rabbi bana dünyayı Resulünün gösterdiği gibi bana da o şekilde göster. Resulün bu dünyayı nasıl algılıyorsa, nasıl görüyorsa dünyayı ben de öyle görüyorum. Allah Resulü birine yardım ederken hangi halde yardım ediyorsa ben de o halde yardım ediyorum. Allah Resulü eşimi nasıl seviyorsa ben de o halde seviyorum. Allah Resulü çocuğunu nasıl görüyorsa ben de onu öyle görüyorum. Allah Resulü kendini nasıl görüyorsa ben de kendimi öyle görüyorum. Ama tabii nefsimiz diyor ki, ha şimdi öyle dua edeceğim de bir de çok acayip görüyorsa şimdi şey olmasın. Değil mi? Yoksa böyle dünyadan koparız. Millet malı götürürken biz böyle işte Allah'a çok şükür falan. Değil mi? Nefsin ne hikayeleri var hatta, değil mi? Onun için bakın, nefis peygambere benzemek istemez. Ha, peygamberin şeyini ister. Oo, herkes böyle nasıl peygambere saygı duyuyor, herkes öyle saygı duyacak. Öyle şeylerden dolayı ister. Acaba bir düşünün bakalım, peygambere saygı gösterenler karşısında peygamber kendisini o karşı bak ben saygı görüyorum mu diyordu acaba? Asla öyle bir şey yok. İşte onu ancak böyle içselleştirebiliriz. O haliyle birlikte anlamaya çalışarak. Bu bir tabii ki bir süreçtir. Ama emin olun, eğer gerçekten bunu isterseniz size o halin anlayışı verilir. O hal size lütfedilir. Çünkü zaten Allah bunu dilemektedir bizler için. Ama bizim nefsimizde bir direnç varsa tabii ki hani bu şey gibidir, hani güneş ışığını etrafa yaymakta ve aydınlatmaktadır ama senin gözün kapalıdır veya sen duvara dönüksündür. O yüzden bazen insanlar şey der böyle, Allah bana niye vermiyor? Ne verecek abi, sen ne bekliyorsun? He? Allah ne verecek? Ya bir sıralı Allah'tan istediğin şeyleri, yakışıyor mu sana? Hı? Bırak onu,
Allah sana öyle şeyleri vermeyi sana yakıştırır mı? Yani sana bunları mı verecek Allah? Bunları mı vermek ister? Sen böyle şeylere mi layıksın? Yoksa haşa Allah'ın mülkü, yaratışı sınırsız. Allah'ın bu konuda bir haşa, bir cimriliği yok. Ama Allah bunları bize vermeyi istemez. Yani şu anlamda verir ama senin bunlarla mutmain olmanı istemez. Ya bak sana işte ey insan, sana mal verdim, mülk verdim, evlat verdim, itibar verdim, şunu verdim, bunu verdim. Böyle var mı ayette? Biz işte sevdiğimiz kullara böyle veririz. Var mı öyle bir şey ayette arkadaşlar? Yok. Ama nefsimiz başka şeyler istiyor. Allah'sa başka bir şey vermek istiyor. Çünkü Allah diyor ki senin gerçekten mutmain olacağın şeyler bunlar değil. Hani bazen çocuk olur ya işte bana araba al baba, şunu al, bunu al, onu al, onu al. Yani siz baba olarak bakarsınız ya tamam alayım da yani işte bilgisayar al, süper bilgisayar al, devamlı oyun oynayayım falan. Dersiniz ki bu çocuk bunları mı hak ediyor dersiniz içinizden değil mi? Yani şey anlamında hani bu çocuk bunları verirsem kendine yazık edecek. O daha kıymetli bir şeye layık. Değil mi? Daha kalıcı, daha hakiki olan bir şeye layık. O yüzden bakın, Allah'ın bize bakışıyla bizim Allah'a bakışımız birbirinden çok farklı. O farkı kapatmak durumundayız. Yoksa Allah'la emin olun çok kavga ederiz. Gizli veya açık. Ya konu bak kavga edersen cehenneme girersin değil yani. Yani kavga edersen kendini unutursun. Kavga edersen kendinden uzaklaşırsın. Kavga edersen yok yere kendini mutsuz edersin. Yoksa yani sen Allah'la kavga ettiğinde Allah seninle bunu kişisel algılayıp sana terslik mi yapacak yani işte tövbe tövbe falan işte falan demene gerek yok ya. Sen kendini fark et. Onun için Allah'tan ne istediğinize bakın. Bir insanın olgunluğu diyelim yine Allah'tan ne istediğiyle de ölçülebilir arkadaşlar. Yani onun için bir bakın. Ne istiyorsunuz? Ve sonra şu soruyu sorun. Bunları kim istiyor? Ben mi istiyorum, biri mi istiyor? Bunları kim istiyor? Gerçekten ben mi istiyorum yoksa içimdeki bir sahte benlik mi istiyor? Beni oyalamaya mı çalışıyor? Evet, hocam mesela bir filozofun insanı tarif ederken şöyle bir şey söylüyor. Hani gerçek insan diyor, hani biz bugün kendimize baktığımızda hep olumsuz şeyleri kabul etmiyoruz. Hayatımızın kendince güzel, yani hiç mutlu olalım, evimiz, arabamız olsun, size paramız olsun, olsun, makamımız olsun. Ama olumsuz bir şey olmasın. O filozof da şunun ismini vermeyeyim. Diyor ki gerçek insan yaşadığı tüm olumsuzlukları kendisine sorulduğunda tekrar o hayat ona verirse kabul eden insandır. Tekrar eden insandır gerçek insan. Tabii çünkü konu neyle karşılaştığı değil, nasıl karşıladığıdır. Yoksa işte keşke şununla karşılaşsaydım da şununla karşılaşmasaydım. Bu ego tuzağıdır arkadaşlar. Neyle karşılaşmışsam karşılaşmışım. Bu değil asıl olan şey. Ben o anda ne haldeydim? Şununla tamamlayayım arkadaşlar. Benim için mesela peygamberin şuuru, peygamberin idraki noktasında benim hayatımı en çok değiştiren şeylerin başındadır şimdi anlatacağım şey. Ve benim için gerçekten çok anlamlı bir şeydir. Çok özel bir değeri vardır çünkü bana göre gerçekten burada peygamber aslında çok büyük bir şey anlatmıştır. O da şudur. Daha önce de bazen anlattığım oldu. İşte peygamber
Mekke fethinden ve ondan sonraki bir savaştan sonra çok büyük bir ganimet ele geçiriyor. Büyük bir ganimet Müslümanların eline geçiyor. Peygamber de bunu Allah'ın kendisine verdiği yetki üzere dağıtıyor. Ve ganimetin çok büyük çoğunluğunu veya diyelim ki önemli bir kısmını Mekke fethinden sonra böyle yeni Müslüman olmuş, hani gerçekten kalben Müslüman olup olmadıkları da belli olmayan ama Müslüman olduk diyen insanlara vermiş. Medineli Müslümanlardan bir kısmının içinde böyle bir hoşnutsuzluk olmuş. Yani peygamber niye böyle bir taksimat yaptı? Onları mı kayırıyor? Hemşehrilerini mi kayırıyor? Onlar yeni Müslüman olmuşlar. Biz bunca yıldır zorluk, sıkıntı çekiyoruz. Mücadele ediyoruz. Canımızı dişimize taktık, mücadele ediyoruz. Taksimat böyle mi olmalıydı? Ganimet dağıtımında peygamber niye böyle yaptı? Niye bizi kayırmadı? Biz daha çok hak sahibi değil miyiz? Yıllardır peygamberle birlikte mücadele eden biz değil miyiz? Diye böyle kendi nefislerinde bir gelgit yaşıyorlar. Hazreti Peygamber de bunu duyuyor. Bunu duyduğu zaman onlara haber veriyor ve onları çağırıyor. Bakın herkesi çağırmıyor, onları çağırıyor. Ensar dediğimiz Medineli Müslümanları çağırıyor. Ve onlara şöyle diyor. Ey Ensar, ey kardeşlerim, bazı sözler duydum. Yaptığım taksimatla ilgili bazı hoşnutsuzluklar olduğunu duydum. Şimdi ben size desem ki, siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız, Allah benim vesilemle sizi kurtardı. Siz küfür ve cehalet içindeydiniz, Allah benim vesilemle sizi imana ve irfana ulaştırdı. Siz birbirinizle kavga eden insanlardınız, Allah benim vesilemle sizi kardeş yaptı desem ne dersiniz? Ya başlarını öyle eğiyorlar, bir şey diyemiyorlar. Ama bakın çok önemli bir şey. Diyor, niye başınızı eğiyorsunuz? Siz de şunu söyleyebilirsiniz bana. Diyebilirsiniz ki, tamam öyle de sen yapayalnızdın, biz sana şehrimizi, evimizi, kucağımızı açtık. Sen ölümle tehdit ediliyordun, peşinde düşmanların vardı, biz seni düşmanların karşısında koruduk, sahip çıktık. Sen kovulmuştun, biz kucak açtık diyebilirsiniz diyor. Bakın çok önemli bir şey, diyebilirsiniz. Serzenişle söylemiyor ama bunları. Yani diyor, ben böyle dersem siz de öyle diyebilirsiniz, gayet de makul olur değil mi? Yine başlarını eğiyorlar ve sonra şu cümleyi söylüyor. Ben sizde olan ama onlarda olmayan bir şey nedeniyle ganimetin çoğunu onlara verdim. Bakın sizde olan ama onlarda olmayan bir şey nedeniyle. Yani aslında onlar imanın, hakikatin, marifetin onları zenginleştirdiğini bilemiyorlar henüz. Bunu tam idrak etmiş değiller. Bunlar zannediyorlar ki ben bir peygamber olarak, Allah'ın Resulü olarak onlara ganimet vereceğim. Dünyalıklarını rahatlatacağım. Din de budur. Peygamber bizim dünya hayatımızı rahatlatıyor diye algılıyorlar. Çünkü onlar henüz imanın zenginliğini hiç idrak etmiş değiller. Ama sizde imanın getirdiği zenginliğe dair bir idrak var. Sizde olan ama onlarda olmayan bir şey yüzünden onlara daha çok verdim diyor. Ve şu sözü söylüyor. İnsanlar develeriyle, atlarıyla, altınlarıyla, gümüşleriyle evlerine dönmek isterken, evlerine dönerken siz Muhammed'le evinize dönmek istemez misiniz diyor. Bakın bu çok önemli bir şeydir. Bu çok fevkalade bir hakikate işaret eder.
bu şey değildir ya. Ne kadar peygamber çok duygusal konuşmuş ya. Böyle onları duygularından yakalamış falan. Öyle bir şey değil. Çok büyük bir hakikat var burada. Yani insanlar altın, gümüş, mal, mülk, sevgili, eş, evlat, itibar vesaire ile evlerine dönerken ve bunlarla mutmain olduklarını ve olacaklarını zannederken siz Muhammed'le evinize dönmek istemez. Muhammed nedir? Bir insan mıdır? Bir hakikat midir? Anlatabildim. Yani siz hakikat ile evinize dönün. O marifetle, irfanla, onun size idrak ettirdiği varlıkla dönün evinize. Yoksa varlıklarla dönmeyin evinize. Siz hani onlar varlık mı? Altın, gümüş, ev, araba bunlar mı varlık? Gerçek varlık Muhammedi hakikatin temsil ettiği hakiki varlıktır. Yani siz bakın benle dönün. Ben neyim? Allah'ın hakikat üzere var ettiği bir varlığı. Aslında siz de öylesiniz. O zaman biz bununla evimize dönelim. İşte peygamberi anlamak biraz bu gibi şeyleri tefekkür etmemize bağlı. Orada şunu sorabilirsiniz kendinize. Şimdi bakın orada bir kendilerine ganimetin verildiği insanlar var. Bir de peygamberin, hani bakın ben böyle dersem siz de böyle diyebilirsiniz denilen bir düzey var. Ona psikolojik düzey diyoruz. Öbürüne tam dünyevi düzey diyoruz. Yani mal alacak, ganimet alacak, para alacak, gümüş alacak, altın alacak, deve alacak. Benim hayatım kurtuldu, ben bunlarla çok mutlu olurum. Para her şeyi hallediyor. Bir öyle bir grup var. Bir de ya tamam hani biz böyle yapalım ama falan da böyle yapsın. Tamam ben çok merhametli olayım ama sen de merhametli ol. Ben sadık dürüst olayım ama böyle sadakat dürüstlük tek taraflı değil. Sen de sadık dürüst olmalısın. İşte ben vefalı olayım ama sen de vefalı ol. Öyle aptal mıyım ben? Ben vefalı olacağım, sen olmayacaksın. İkinci düzey budur. Buna biz psikolojik düzey diyoruz. Burada karşılıklılık vardır. Bakın Allah'la ilişkimiz nefsani düzeyde böyledir. Yani o kadar ibadet et, inan, millet Allah'a sövüp sayıyor, inkar ediyor. Malikanelerde yaşıyor yani. Ne bu şimdi? Yani ne bu? Değil mi? Der nefis yani. Oradan bakınca öyle görünüyor çünkü. Buna psikolojik düzey diyoruz. Bir de spiritüel düzey var. İşte o şudur. İnsanlar develeriyle, altınlarıyla, gümüşleriyle evlerine dönerken siz Muhammed'le evinize dönmek istemez misiniz? De ki hakikat spiritüel bilinçtir. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun.